Bugün Bir Gün gazetesinin de manşetinde yer alıyor. Kredi Yurtlar Kurumu. Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki çocuklarımız, onların işte odalarının koşulları, sonra sağlık koşulları, yeme içme koşulları. Bu bir tartışma. Onlar dertlerini anlatmaya çalışıyor. Biliyorsunuz Aydın'da bir facia, bir asansör cinayeti yaşandı. Orada genç bir arkadaşımız Zeren Ertaş asansör faciasında hayatını kaybetmişti. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı, Zeren'in ailesini ziyaret etti. Zeren'in ailesinden izin istedi ve sonra İstanbul'da yine yapımı tamamlanan ve açılan bir kız öğrenci yurdu. Artık Zeren'in ismi o öğrenci yurdunda yaşayacak. Yönetim istifa! Yönetim istifa! Günlerdir uyardığımız asansör Güzel Eser Aydın KYK Kız Yurdu'nda sonunda düştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aydın'da kaldığı KYK yurdunda asansör faciasında can veren Zeren Artaş'ın adının İBB yurduna verildiğini açıkladı. Dedim ki annesine, size hem vakit geçirebileceğiniz, hem rahmetli Zeren'in arkadaşı gibi görebileceğin 225 genç kız öğrencimizin olduğu bir yurda müsaade ederseniz kızınızın ismini vermek istiyorum. Devletin inancımı kaybettim şu anda. İlk defa çocuğumu devlete emanet ettim. Ama devlet çocuğuma bir gün demiş ki bakalım. Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Güzel Hisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşandı o kahreden kaza. Ve çok kısa bir süre içinde de o kazanın ihmaller sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Öğrencilerin riskli diyerek defalarca şikayet etmelerine rağmen asansörle ilgili önlem alınmadığı anlaşıldı. 22 yaşındaki Zeren Ertaş düşen asansörde can verdi. Baba Akın Ertaş'ın, Vali Yakup Can Bolat'a çocuğumu devlete emanet ettim ama 25 gün bile bakamadılar sözleri hafızalara kazındı. Çocuğumu devlete emanet ettim ama devlet çocuğuna bir gün demiştim bakalım. Katil KYK! Katil KYK! Çok uyardık, hepimiz dedik, hepimiz sesimizi çıkardık fakat bir türlü bu asansör yapılmadı. KYK yurtlarında kalan öğrenciler yaşanan acı olayı günlerce protesto etti. Etmeye de devam ediyor. İki gün önce Sinop'taki KYK yurdunun müdüründen eylem yapan öğrencilere yönelik işte bu skandal sözler duyuldu. Korkuyor musun? Çakılacağını düşünüyorsun. Ne demek binme ya? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndense anlamlı bir adım geldi. İBB Başkanı İmamoğlu, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki İBB Kız Öğrenci Yurdu'na Zeren Ertaş'ın isminin verildiğini duyurdu. Bu acıyı yaşayan ailemizin, o güzel evladının, genç hemşerimizin ismini yaşatacağız.